Sabah 6 gibi Hozat'tan hareket ettim. Tunceli merkez yönüne, oradan İstanbul'a süreceğim. Yoldayız. Allah kısmet ederse evimize akşama doğru varmış olacağız. Total 1200 kilometre. Biraz benim için bir challenge olacak. Yeniden merhabalar, Adventure İstanbul'dan neredeyiz? Tunceli'deyiz. Ülkede görmediğim iki vilayet vardı. Biri Tunceli'ydi. Nasip oldu. Şahane bir yer. Enfes bir coğrafya var. Şimdi Munzur Çayı'nın gözelerine götürecek Serdar Başkan bizi. Harput Potisler Kulübü'nden. Sayın Başkanım, harika bir yer burası ya. Çok teşekkürler mimandarlığın için. Evet, büyük bir zevkti benim için. Sizleri İstanbul'da gelip görmek çok zor oluyor ama buraya gelmenin bu fırsat kaçmazdı. Çok çok müteşekkiriz. Ama daha kalabalık bekliyorum, bunu saymayız. Nasıl motosiklet ya? Beğenmediniz mi? Nasıl? Çok güzel ya, bunlar çok pahalı şeyler abi. Arabadan pahalı. Sever misiniz? Sen başka yaş geçti artık. Hazır delikanlıyken deneyin. Yolunuz açık olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Zeki Hocam, nasıl buldunuz manzarayı? Ne kadar güzel bir coğrafya. Enfes. Enfes. Evet. İnsanlar çok güzel, coğrafya çok güzel, yol çok güzel. Sana çok teşekkür ediyorum. Beni buraya getirdiğin için. Şahane. Evet. Şahane. Tunceli'den Elazığ yönüne doğru gidiyorum. Pertek diye bir ilçedeyiz. Buradan gölü geçeceğiz. Karşıya feribotu bekliyoruz. İnsanlar biniyorlar. Ben de bineceğim birazdan. Diye ümit ediyorum. Beni almadım.
Hocam neredeyiz? Şu an Ovacık Çarşı merkezindeyiz. Hedefimiz 5 kilometre ilerideki Ovacık Munzur Gözeleri. Munzur Nehri'nin çıktığı gözelere gideceğiz inşallah. Ovacığı da görmüş olduk. Neydi eski adı? Pulur. Pulur. Yok, bu havaliye genelde Dersin denir. Mesela Tunceli merkezde Mami Kedir'in eski adı. Ama Hozat, Ovacığı, Tunceli havalisinde Dersin denir. Tamam. Genel adı. Haydi gözeler o zaman. Gözeyi görelim, dönüp bir yerde oturalım, yemek yiyelim. Gözeyi biraz yürüyerek gitmemiz lazım. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Tam kayadan çıktığı yeri görmeyecek miyiz, topraktan çıkan yer? İşte yayan gidiyoruz. Munzur çayının dağlardan çıktığı gözelerdeyiz. Dersim halkı bu suları, bu gözeleri kutsal kabul ediyor. Zaman zaman ibadet anlamıyla yaptığı ritüeller de var. En çok sevdiğim şey, 80 kilometre geldik buraya merkezden yaklaşık. Ve yol efsaneydi. Motorcular efsane bir yoldu. Virajlar, dere, genel olarak suyun yapısı iyi korunmuş vaziyette. İnşallah kanala almazlar, duvarları görüyoruz. Bir muzlu alabalığı yiyeceğiz, bakalım bak. Abi merhabalar. Merhaba. Bu malzeme nedir abi? Nuh tufanı da var. Nuh tufanında da tufan bitene kadar gemi Nuh peygamber bu çırayla ışıklandığını yazmıştır. O da niyet etmiş. Herkes çıra yaksın diye. Bu çıra mı bunun adı? Evet, çıra. Balmumdan yapıyoruz. Sen yapıyorsun. Kendimiz yapıyoruz, evet. Dersim kalesinde 20 tane fazla türbeler vardır. Onlar hiçbiri bu hizmeti yapmıyor. Ben de hizmete devam ederken Ahmet Kaymakam vardı. O da burada beyaz mumları yasak etti. Mülki amiri olduğu için beyaz mumları yasak etti. Şimdi vali olmuş. Dayı bana telefon ediyor. Ali Baba dede beyaz mum yakılıyor mu? Diyor, sayın valim yakılmıyor. Getirenlere de ilgilmesin diye, ziyaretçilerin ilgilmesin diye. Dört mü getirmiş? O beyaz mumları elinden alıyoruz. Bunu veriyoruz. Bunları bedava veriyoruz. Çünkü neden? Türbelerimizde beyaz mum yakılmasın. Türbelerimiz yerlere
yerlerde akmasın, insanların ayağına akmasın. Arının balmumu, diğeri de hem Muhammed'in kefeni hem de bizim kefenimiz. Muhammed'i bir ham beze saran dünya değil misin? Onun için biz bunu hizmet için yapıyoruz. Gelen ziyaretçiler de Allah kabul eylesin. Allah Muhammed yani herkes bir dilek diliyor. Ben ne diyeyim? Kime evlat kim de diliyor? Kim? Sıtma zamanı kadınlar o arkadaki göle sıtma giriyorlardı. Erkekler de bu göle sıtma zamanı. Sıtmaya iyi mi geliyor? Evet. Bir dakika bir sıtma gelmiştim memlekete buraya. Bak. Benim koluma bak. İşte bu da sıtma hissedir. Ali Baba çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Seyahatin sonuna geldik. Bugün 5. gün. Pazar günü Yıldıray'la İstanbul'dan çıktık ve özellikle Dersim ve etrafındaki çok az bilinen rotaları, enfes rotaları gezelim istedik. Gördüğümüz şey şu, büyük harflerle bağırarak söylüyorum. Enfes bir coğrafya var. Şahane yollar ve rotalar var. Viraja giriyorsunuz, 3 saniyeden fazla düz gitmeniz mümkün değil ve kilometrelerce böyle, 70-80 kilometrelerce böyle. Gördüğünüz su Munzur Çayı. Tamamen Munzur Çayı'nın kenarındayız. Nasıl güzel. Şimdi günü bitirmek üzereyiz. Seyahati bitirmek üzereyiz. Hafta sonu Trabzon'da olacağız. Orada bir festival var biliyorsunuz. Yıldıray döndü yeğeninin düğünü için. Bolu 16 derece. Mont içi mis topur üstü yağmurluk şeklinde dekatlon takılıyoruz. Valla sabahın 7'sinde yola çıktım. İşte şimdi Bolu'yu geçiyorum. Gerede'den görüşürüz. Muhakkak gelin, sakın ertelemeyin. Onlarca ülke gezdim ama böyle coğrafya çok az var. Abi yolun kenarında Karaca var ya. Yok böyle bir şey. Karaca var, Karaca var yolun kenarında. Yolun kenarında Karaca var. Bak şuna, bak şuna. Şu anda kaç metre? 50 metre uzaktayım. 50 metre uzaktayım. Baksana şurada da yavrusu var. Of 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 of. Nerede o? Nerede o? Zoom yaptım yakala. İşte burada. Yavru neredesin sen? Aa otluyorlar. Munzur Vadisi'nde yolun kenarında bir Karaca ailesi gördüm. Dur bakayım kaçacaklar mı, ne yapacaklar? Çok güzeller ya. Of 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 of. Ne kadar güzelsin dostum ya. Ne kadar güzelsin. Hadi kaçma, biraz daha çekeyim. Kaçma, dur 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 dur. Kaçma kaçma kaçma. Aa bir dakika, babaları burada. Sayın baba, kaçmazsın değil mi? Kaçacak mısın? Hadi kaç. Kaç, seni çekiyorum. Evet, kaç kaç kaç. Lan ne yapıyorsunuz Karacalar? Bir dakika ya, bu dağ keçisi mi bu acaba? Ulan bir şeyden de haberimiz yok ha. Sen dağ keçisi misin Karaca mı? Bu ne hocam? Karaca değil mi bu, dağ keçisi değil. Aha geliyor. Oo, dağ keçisi de olabilirse çok. Bana doğru gelmiyorsun değil mi? Bu Karaca ya. Abi hiç kaçmıyor. He arabadan kaçtı şimdi. Hocam Karaca bu. Dağ keçisi olsa kuyruğu böyle olmaz herhalde ya. Değil mi? Yavru var ha. Bir tane yavruları var. İki tane var. Bir tane değil. İki tane var. Bu kadar yakından ilk defa gördüm. Yani hayvan doğal ortamda. Hadi hoşça kalın bakayım. Bay bay. Aile reisi de şu öndeki galiba. Dur bakayım zoom'u kapatayım. Yok yok bir şey yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Ha su mu içiyor, ne yapıyor? He doğru. O yerlerdeki taşlar bunlar yuvarlıyor diyor. Bir de dedi ki çok taş yuvarlanıyor. Burası milli park olduğuna göre hocam şimdi oldu. Şimdi anladım. Kaç taşları bunlar yuvarlıyorlar. Yoldaki taşlar. Aha da Munzur Çayı. Canlı Karaca görmek istiyorsanız Munzur Vadisi. Oradalar. Munzur Vadisi'nde Ana Fatma denilen ziyaret ve sunak iyi niyet yeri, kurban kesim yeri. Aleviler için çok
kutsal olan bir noktadayız. Çok kalabalık. Yani vadi çok şahane ama. Hep söyledim, ilk defa geldim. Vadi şahane. Çok fazla insan var ve yolun karşısında da orada yine mum koymak, mum yakmak için bir tunak gibi bir şey var. Yavaş yavaş gidebiliriz hocam böyle. Yavaş yavaş çok bozuyor. Evet, bu tempo. Dileği olan, duası olan, kurbanı olan buraya geliyor ve burada dileğini sunuyor. Ayrıca az önce Karaca çektik. Karacalar da Alevi inancına göre kutsal sayılıyor ve vurulması yasak. Yani devlet yasaklamadan önce de yasak. Harika bir coğrafyadayız velhasılı kelam. Çok güzel bir seyahat oldu. Hocam buradan ayrılıyor muyuz? Sen şimdi ne yapacaksın? Nazimiye'ye mi döneceksin? Ben Elazığ'a döneceğim. Geldiğimiz ama o nereden? Köprü vardı ya hani. Nazimiye yazıyordu. Aa ya. Tunceli'nin içine gireceğim. Abi neden böyle bir şey yaptın ya? Olsun ya, bu kadar yolda çekmiş olduk. Abi gözünü seveyim ya hiç. Hadi aşağı. Hocam neden böyle bir şey yaptın? Hava karanlık ya. Kaç hiç kilometre olmaz. Yol sürdün? Benim yerim yakındır. Maşallah. Allah gaza bela vermesin. Eyvallah. Ne dikkatini çekti abi? Ön tekerlerin iki tane olduğunu. İlk defa gördüm o iki tekerli motor. Bir de baktım o 23 plaka, hiç ben Elazığ'da o motoru da görmemişim. Ha, bir de Elazığlı mısın? Tabii Elazığlıyım. Elazığ sürücü kursu. Hey sen ne güzel bir şeysin. Öyle mi? Neredesin abi? Elazığ sürücü kursu. Elazığ sürücü sokakta, kursu. Biliyorum ben. Bitişinde. Biliyorum ben. 30 senedir oradayım. Doğrudur abi. Beklerim çay içmeye. Tamam abi. Çok güzelsin. Siz bana nereye gidiyorsunuz? Elini tutabilir miyim acaba? Ben misafirim Rizeli'dir. Onu Rizel. Buradan Trabzon'a yolculadım. Ben geri döneceğim. Benim de eşim Trabzon'da. Eşin Trabzon'da. Allah başka keder vermesin abi. Amin. Trabzon Arsinliler Trabzon'a Arsin'e gittim, aynı öyle birisi de bana öyle dedi. He. Duydunuz mu çocuklar? Çocuklar çok şanslı ama sana valla sen askerliğin bitmez. Bitmez abi, hiç bitmez. Buralara bile ben onun zorundan geldim. Eyvallah. Ne iş yapıyorsun? Abi ben Elazığ organize sanayide çalışıyorum. Evet Serdar abi, yol bitti, gidiyoruz. Ayrılıyoruz buradan. Neredeyiz şimdi tam nokta olarak? Biz Pülümür yoluna girdik. Mahalle değil de kutu derler. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica bana ederim. İki gün eşlik ettin. Mihmandarlık ettin, bizi gezdirdin. Şahane oldu. Bu son rota var ya, bu akşam rotası. Bu Tunceli ile Pülümür Vadisi mi? Evet. Yani, evet. Öf, Pülümür Vadisi. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel hocam ya. Çok çok güzel teşekkür bir coğrafya. Ederim. Tabii YouTube kanalları içerisinde Adventure İstanbul'un bende ayrı bir yeri var. Sizleri seviyoruz. Biz de size karşı boş değiliz hocam. Sağ olun. Ve mütevazi kişiliğiniz, bilgileriniz bende ayrı bir yeri var. Güzel gönlün için çok çok teşekkürler. Rica ederim. Herkese selamlar, sevgiler. İlk eve giden mesaj atsın. Öyle olsun. Haydi bay bay, görüşürüz. Bay bay.